Herkese merhaba, ben Usta Akademi'den Cenk Akkaya. Bugün sizlerle beraber pesto soslu marine balık yapacağız. Bunu yaparken de orkidenin o güzel omega 3 yağını kullanacağız. Omega 3 ile ilgili de güzel bir haberim var. Uluslararası Lezzet ve Kalite Enstitüsü tarafından lezzet, koku ve kalite kriterleri incelendi. Bunun için kör tadımlar yapıldı. Uluslararası ünlü şeflerin de beğenisini kazanarak üstün lezzet ödülünü kazandı. Pestomuzu bununla yapacağız. Şimdi hemen başlıyoruz. Marine balık yaparken normalde sirkeli suya yatıranlar vardır, sirkeli suda pişirenler vardır, limona yatıranlar vardır. Ama karayiplere vesaire gittiğinizde gayet çiğ bir şekilde sunarlar, hiç şey yapmazlar. Kimyasal olarak da bir limon suyuyla, portakal suyuyla pişirmezler. Benim kendi sevdiğim yöntem ise şu, bir limon, bir portakal suyunu yatırıyorum balıkları ama birkaç dakika yatırıyorum ve ondan sonrasında da diğer malzemeyle karıştırıp yarı çiğ, yarı pişmiş şekilde yiyorum. Şu anda hemen isterseniz marine edelim. Ondan sonra bir yandan da pestomuzu hazırlayalım. Pesto derken klasik İtalyan pestosunu yapmayacağız. Yani aslında çok yakın bir şey yapacağız ama içine parmesan veya pecorino eklemeyeceğiz. Normalde klasik pestoda peynir de var ama biz bunu eklemeyeceğiz. Biz ne koyacağız? Omega 3'ü koyacağız, fesleğen koyacağız, sarımsak koyacağız ve kavrulmuş çam fıstığı koyacağız ve o şekilde bitireceğiz. Ben levrek kullandım. Beyaz etli herhangi bir balık kullanabilirsiniz. Çupra ile yapabilirsiniz. Barbun harika olur bulabilirseniz. Şu aralar çok ben bulamıyorum. Levrekle gayet güzel oluyor. Beyaz etli herhangi bir balıkla yapabilirsiniz. Çok yağlı olmayan bir balık olması tercih sebebidir. Aksi takdirde tüketimi biraz zor olabiliyor. Ekledim. Bu bir 3-4 dakika dinlenecek. O sırada biz fesleğen pestomuzu yapacağız. Yaprak fesleğenlerimi aldım. Sarımsaklarım var. Kavrulmuş çam fıstığım var. Ve omega 3'üm var. Bir parça tuz ekliyorum. Ve bu kadar basit, hazır. Bunları çekip hemen geliyorum. Pestomuzu güzel güzel hazırladık. Balığımız da bir 5-6 dakika kadar marine oldu. Gördüğünüz gibi rengi çok hafif opaklaştı. Bu benim için gayet yeterli. Üzerine pestoyu şöyle ekliyorum. Bu şekilde servis ediyorum. Bu sosu farklı birçok üründe, tavuk yemeklerinde, makarnalarda, sebze yemeklerinde, her şeyde kullanabilirsiniz ve dondurma şansınız da var. Gayet güzel bir şekilde kalıyor. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.